bu senenin marka ödülü hiç bizim de masaya oturduğumuzda bilmediğimiz seçici kurul toplantısında da ortaya çıkan ve çok da memnun olduğum kendi adıma bir bal üreticisine gitti efendim. Arıcılık ve bal üreticiliği bu ülkenin belki de ekonomisindeki gizli silahı. Şimdi bir ailenin bir başarı hikayesi var. Çay ailesi yeni temsilcileri olarak bir marka oluşturmuşlar ve 2009 yılında Fransa'da altın madalya almışlar. 2011 yılında Slovenya'da dünya ikincisi olmuşlar. Gerçekten önemli bir başarı ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen uzman jüri üyeleri tarafından da altın madalyayla ödüllendirilmişler. Mersin'in böyle bir değeri varmış. Biz geç farkına varmışız. Ben de sizler gibi sonradan farkına vardım. Bir bakalım kimmiş marka ödülümüzü kazanan. Eğriçay Yaylası'nda ürettiğimiz balla 2019 yılında Montreal'de dünyanın en iyi bal kupasını aldık. Bu kupayı almış sebebimizi hem Eğriçay Yaylası'na borçluyuz hem de 300 yıllık arıcılık deneyimimize borçluyuz. Bu arıcılık deneyimimizi kendimize saklamadık. Bir standart oluşturduk. KONAR adında kontrollü arıcılık standartı. Arıcılık standartımızı dokümente hale getirdik. Bunu diğer arıcılarımızı da açtık. Arıcılarımız bu standarta göre üretim yapıyor ve aynı kalitede bal üretiyor Anadolu'da. Amacımız bir sonraki Apimondia Dünya Bal Yarışması'nda onlarca madalyayla ülkemizin ödüllendirilmesi, Türk arıcılığını geliştirmek. Eğriçayır, Türkiye'nin balı. Balı almış ve ödülümüzü almak üzere öncelikle Sayın Celal Çay'ı alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Ve marka ödülümüzü takdim etmek üzere bir kez daha Erdemli Belediye Başkanımız Sayın Mükerrem Toğlu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Balını kutluyoruz. Sayın Tolu'ya da çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, sıradaki ödülümüz Büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine erişmesi adına işte iş dünyamızın, iş insanlarımızın gayreti, çabası, özellikle uluslararası piyasalara müdahil olmaları aslında çok çok önemli. Biz de Erdemli Belediyesi olarak tabii gördüğümüz her an bu ülkenin gelişmesi adına, bu ülkenin müreffeh, bu ülkenin insanların müreffeh yaşaması adına elimizden gelen her türlü imkanı gayreti sarf ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde dijitalleşen dünyada e-ticareti Erdemlimize yaygınlaştırmak adına, Erdemlimizin ürettiği ürünleri dünya piyasasıyla buluşturmak adına biz öncülük ediyoruz. Özellikle genç girişimlerimiz öncülük ediyoruz. Çünkü bu ülkenin üretmeden, kazanmadan ve bunu dünya piyasasına sunmadan başka çaresi yok. Çünkü siz ne kadar kaliteli ürün üretirseniz üretin, bunu dünya pazarında buluşturmazsanız, ekonomiye tevdi etmezseniz bunun bir kıymet harbiyesi yok. Dolayısıyla biz bu işin farkında olan belediye olarak elimizden gelen her türlü gayret ülkemizin gelişmesi adına, ülkemizin ekonomik anlamda ilerlemesi adına her türlü gayret sarf ediyoruz. Biz Erdemli Belediye Başkanı'nın üreticilere vermiş olduğu desteklerden konuşuyorduk. Tam bu sırada Eğriçay'dan bahsettik. Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Toğlu'nun üreticilere vermiş olduğu destekleri bir de sizden dinlemek istedik. Erdemli'de belediyecilik gerçekten çok farklı. Normalde belediyeyi biz ne bilirdik eskiden? Yani bundan 10 yıl önce ya da 20 yıl önce.
kanalizasyon yapan, su yapan, yol yapan bir belediye. Ama Erdemli'de belediye öyle değil. Bir vizyonu var. Sürekli projeler yapıyor. Turizme yönelik, tarıma yönelik, e-ticarete yönelik. Gerçekten Erdemli'nin ekonomisine katkıda bulunuyor belediye. Yani sadece altyapı sorunlarını çözen bir belediyecilikten öte, bütün kültür yapısına, ekonomik yapısına destek veren projeler sağladığını görüyoruz. Normalde ben İstanbul'da yaşıyorum, Bakırköy'de. Ama Erdemli'ye geldiğimde Erdemli Belediyesi'nin bir Anadolu ilçesinin belediyesinden çok farklı olduğunu gördüm. Yani çok güzel projeler yapıyor. Mesela e-ticaret projesi çok güzel bir projeydi. Bölgemizin şeyine destek veren, ekonomisine. Biz de Eğriçayır olarak başkanımın desteğini çok görüyoruz. Her zaman sağ olsun kendisi. Bize çok büyük destek veriyor. Ve belediye başkanımızla da gurur duyuyoruz onun başarısıyla ve çalışmasıyla. İnşallah güzel bir, daha da güzel, yıllar geçtikçe daha da güzel bir Erdemli olacak. Çok teşekkür ederiz. Rota Business ikinci Rota Business İş ve Ekonomi Ödül Gecesi'nden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Üreten ve üreticinin daima yanında olan bütün belediye başkanlarımıza, bütün yöneticilere bir kez Rota ailesi olarak da biz de teşekkür ediyoruz.